Oyna yavrum, oyna çocuğum. Bastın mı? Evet bastım. Ha, öyle çekim yap. Yolda görürsün. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra balık avımıza başlamak için yola çıkmış. Kaldığımız yerden devam. Yaklaşık 49 senedir henüz balık tutamadık ama bugün inşallah tutacağız diye düşünüyorum. Büyük balıkçı Somer kardeşimle beraber ve arkadaşımız, yardımcımız görünmüyor şu anda. Samet. Ünlü arkadaşımız Samet'le beraber 3 kişi bugün balığı haşer edeceğiz. İnşallah. Nasip. İnşallah. Ama balık deniz son hakkında. Her türlü. Evet. Son hakkında. Deniz çarşaf gibi görünüyor zaten. Bakalım ne olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Buradan alıyorum. Kuyruğa kadar bıçağımı kılçığa değdirerek arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar takım 10-15 santim, kurşun 10-15 santim, şöyle 50 gram, takım altında 50 santim sistemimiz bu arkadaşlar. Herkese rastgele diyerek Bismillahirrahmanirrahim sallıyoruz. Hadi Bismillah. Işığımızı da söndürüyoruz sevgili dostlar, arkadaşlar. Bu şekilde takım bilgisini veriyoruz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. İleriye doğru sallıyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, gerekli bilgiler de bulunuyoruz size. Bir sorulacak şeyler olduğu zaman sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı oluyoruz. Şu gergesini de alıyoruz arkadaşlar bunun. Şöyle. Gergesini de alalım. Ya da şöyle yapalım. Gergiyi aldık. Evet arkadaş. Oyna yavrum. Oyna çocuğum. Oyna bakayım. Heh. Boyutlar iyi arkadaşlar. Alt dudaktan alırım. Hiç affetmem valla. Sevgili Somer kardeşimizin şu filate kesişimdeki endama bak. Yok böyle bir şey. Şuraya bak ya. Aynı. Atmadım. Şimdi Bülent'ciğim bak sana da anlatayım. Anlat. Şimdi ilk kancamızı şu kuyruktan alıyoruz. Bir tane alamadık. Ben geldik. Taze yerinden, iç tarafından. İçten başlıyoruz evet. Aldık. Ondan sonra çevirdik parlak yerinden. Tamam mı? Şöyle çapraz olarak soktuk. Değil mi? Evet. Ondan sonra ikinci iğneyi işte ikinci işte. İğneyi de alıyoruz. Soktuğumuz yerden i̇şte ilk kısmını yapalım. Vuruyoruz. Tamam. Ondan sonra onu da çap yapıyoruz. Bak. Bir taraf burada çıktı iğnenin ucu. Bir taraf burada çıktı. İlme gilme görüyorsun. Tabii. Yani balık nereden ısırırsa kaçma şansı. Bunu da buradan şey yapıp tamam, ters taraftan gene şöyle boyuna doğru şöyle dostum. Şöyle biraz daha çıkarayım. Şimdi balığı
Bu kadar tuzak kurulmuş. Olay bu. Doğru mu? Doğru. O balık ne kurnaz balık biliyor musun Bilal? Ama şu istavrutteki kalifeye bak. Olay şu. Evet arkadaşlar. İki oldu. Güzel zımbalamış. Şöyle. Gayet güzel bir boy. Rastgele. Rastgele. Arkadaşlar, üçüncü balığımız da geldi. Şöyle güzel bir çinekop. Evet. Bunu da Bülent arkadaşımız çekti. Rastgele Bülent. Ha Mehmet mi? Mehmet'ten geliyor. Ben... Bakalım bakalım. Onda da var abi. Ay yavrum benim vay 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 vay. Ya bu benim lambada iş yok bugün ya. Mehmet güzelmiş ya. Daha iyi ne güzel daha tamam da. Evet gene aldık. Şöyle bu da iyiymiş. Adı kanat olmuş Mehmet. Abi. İyi daha çinekopu büyütmüş bu. Cır 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 ediyor la maşallah ya. Güzelmiş. Rastgele Mehmet. Bunu gördüğün gibi alamamış. Hiç üçlü iğne faydaları. He çok güzel bak aynen. Aynen. Çok güzel çok güzel rastgele çok güzel. Sağ ol abici. Takım bilgisi de paylaşalım abi. Paylaşalım dostum. Kırmızı beyaz mantar. Evet. Kurşun senin geride değil mi? Aynen benimkisi evet. Gibi. Arkadaşlar kurşun geride. 40 gram. Marka çok önemli değil. Ben Musat'ın 4 numarasını kullanıyorum. Üçlü. Evet. Misin olarak da 40'lık. Çok güzel. Şu yememizi nasıl takıyoruz onu da görelim bakalım. Herkesin farklı bir takış şekli var ama. Arkadaşlarımız görsün. Az önce bir yem gördüm sanki burada. Kesik. Şu ilk iğneyi ben içten başlıyorum. Tabii ki. 2. 3 kere yapıyorsun değil mi? 3 yaptım, tabii, yatırdım. En güzel. Yine içten. 2. Yine 3 yaptım. 3 yaptın ha. Yatırdım. Son iğnemi yemin en ucuna. En ucuna takıyoruz aynen. Aynen. 2 yapıp bırakıyorum. Çok güzel oldu maşallah. Şu şekilde. Hadi bakalım askere. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar. Yine bir tane daha aldık amca. Yanaktan hem de. Hemen sepete atalım. Tekrar yem bağlamayı gösteriyorum arkadaşlar. İlk kuyruktan aldık. Çevirdik. Üterdik. Üçüncüyü taktık arkadaşlar. Taze şeyden, yumuşak yerden. Daha sonra arkadaşlar ikinci iğneyi bunun battığı yerden aldık. Yandan. Şöyle kırarak bu sefer çaprazdan çıkarttık arkadaşlar. Üçüncü yemi de kalın sert yerden aldık. Arkadaşlar öne doğru yaptık. Son anlamda bunu sıkıştırdık arkadaşlar. Olay bu. Arkadaşlar az önceki yemimize gelen güzellik. Şu. Arkadaşlar buralarda çay içmeden de olmuyor tabii ki. Oltamızı bacağımızın arasına aldık. Çayımızı da içiyoruz. Beklemeye devam. Yine güzel bir tane aldık paşayı. Arkadaşlar. Tam kontrol ettim arkadaşlar. Dedim toplayacaktım.
Bu dedim balık niye vurmuyor? Bizim borsada bir şey var, hiç gelmiyor. Sonra baktım ki balık vurdu. Güzel bir tatlı sert bir zımbayla. Hemen aldım arkadaşlar. Şöyle biz de yanaşalım sana. Evet arkadaşlar. Dur abi sen çekeceksin diye düşürmeyebilirim. Evet şöyle bir şey olmaz. Sametciğim almış. Böyle. İyi çok güzel bir çinokop. Kendi takımımız abi. Kendi imal ettiği takımlar. Ağzındaki neyi bunun? Yanaştı bakayım. Gel lan. Biraz lan biraz. Takım mı lan yoksa? Allah Allah. Getir bakayım ağzını yanaştı bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Bizimki mi koptu diyeceğim? Yok bizimki üzerinde. Yanaştır bakayım balığı azıcık kameralarımıza. Yine var mı sağında solunda? Yok. Güzel yok. Gayet güzel de. Tamam. Nereden dolanmış ona ya? Mandıramızı dayıya mı vurduk? Güzelmiş da. İyi da. Tabi. Benim tipi. Mübarek. Oo çok sinirlenmiş bu aga. Aga bu çok sinirli ya. Aga bu çok sinirli. Alt dudaktan yemiş ya. Canım benim neredesiniz siz ya? 2 saattir sizi bekliyoruz burada. Olmuyor böyle ya. Yani. Ya üçlü kancanın faydaları arkadaşlar. Her zaman üçlü kancanın faydaları. İkili kancayı takmayın. Ben bir deneyeyim dedim ama. Yimedella. Üçlü kanca arkadaşlar. Üçlü kanca. Bakın. Üçlü kanca. En beautiful olanı bu. Şu kanada geldiğince şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bırakıyoruz malzemeyi. Şunu geriye saralım. Evet buradayım. Korkmana gerek yok. Tamam abi. Bir arada hep yok. He? Şimdi etten alalım. Çaprazdan çıkaralım şöyle. Bunu da buradan alalım. Şöyle. Geri sarıp uçtan çıkaralım arkadaşlar. Şimdi balık ne taraftan ısırırsa o taraftan alsın. Saygılar. Bu askeri arkadaşlar. Ağan geldi bak. Ağan geldi bak. Ana. Allah seni davul etmesin. Kaçtı ya lan. Evet arkadaşlar saat 1'e 20 var. Balık yaptı. Bu saate kadar bir saatten beri buradayız. Balık anca yaptı. Şimdi Bülent dedi ki 5 dakikada balık yapmasa kalkacağız dedi. Onun için biz gene oturacağız gibi mi geliyor? Bülent duydun mu? Ne dedi? Bu balık bizi 3 saat daha da oturtturur burada dedim. 3 saat, 3 saat bekleyemeyiz abi. Samet de sen gel derdim de ne oldu balık kesildi kafamızı. Abi geçen bir dedim de saat 4 diyor. 4 mü? Ne burada mı yatacaksın? Ne olacak 4'e kadar? Ne yapacaksın ya? İki balık azalsan ne olur yani değil ne mi? Ne olur yani? Sen yaşa, yaşasın hayvanlar. Aslan gelir, yarın gel, yarın da var, öbür günü de gelir. Durumu adam şey yapıyor. Şimdi koyalım kenara. Hemen arkadaşlar şurada hazırımızı takalım. Olay budur arkadaşlar. Yedekli. Işığımızı söndürelim. Atışımı yapalım. Saat 1 oldu. Nasıl bir av geçirdik bugün? 7 saat sonunda yaptığımız bu balık
Hamında. Tam 4 tane. Yakalamayı başardı. Çok şükür. Benim için çok iyi. Az zamanda çok işler başardı. Sayın Ömer Barık'ta değil mi? Ömer Barık'ta arkadaşım. Barıklarımı yarım kilo tereyağla beraber pişirip yemeyi düşünüyorum. Çok güzel. Evde çocuklar verirse de her köyüne bir kıl çıkmış. Düşecek birer tane. Birer tane düşecek inşallah. İnşallah. Yağ, yağ da pahalı geçiyor ama az yağ da olsa olmaz. İçine biraz patates koyup soğanını bol koyacağım. İyi bir ekşili de yapabilirim. Evet. Çünkü yemek bol olması lazım. Bol sulu, bol salça, patates. Herkese rastgele arkadaşlar. Bugün de keşaptaydık.